Olumlamalar işe yaramaz. Çünkü analitik zihni asla aşamazlar. Ben zenginim, seviliyorum, mutluyum diyebilirsin ama uyumsuz olan kısımları ele almıyorsun. Düşünceler beynin dilidir ve duygular vücudun dilidir. Nasıl düşündüğün ve nasıl hissettiğin bir varoluş biçimi yaratır. Dolayısıyla özgüvensiz düşünceler düşünüyorsan, beyninde belli bir dizi devreyi çalıştıracaksın ve beynin başka bir kısmı kendini güvensiz hissetmeye başlaman için bir kimyasal üretecek. Beynin kendini güvensiz hissettiğin an içsel durumunu izlemeye başlıyor. Nasıl hissettiğine daha fazla karşılık gelen düşüncelere dalacaksın ve bu da daha fazla kimyasal üretmene ve daha fazla güvensiz hissetmene neden olacak. Sonuç olarak bu düşünme ve hissetme döngüsü var olma durumunu oluşturmuş olur. Ne zaman ben olumlaması yaparsan şimdiki ana hükmediyorsun. Öyleyse az önce bahsettiğim özgüvensiz düşüncelerin antitezi de doğrudur. Minnettarsan ve hayatı seviyorsan daha zarif, daha kibar, daha verici hissetmen için o duygusal duruma karşılık gelen düşünceleri düşüneceksin. Bu da daha fazla düşünce üretecek ve sen farklı bir varlık durumunda kendin için istediklerini oluşturacaksın. Bu yüzden sanırım sahip olduğumuz sorun, düşünme ve hissetme sürecimiz zaman içinde bedeni bilinç altında zihin olmaya şartlandırır. Şimdi beden bir kez zihin yerine geçtiğinde bir zamanın hizmetkarları şimdinin efendisi olurlar. Böylece o program aktive olmaya başlar ve artık insanlar bilinçsiz durumlara geçerler. Benim olumlamalarla ilgili sorunum bu. Olumlama senin varlık durumunu onaylamandır. Yani ben bolluk içindeyim diyorsan ama eksiklik hissediyorsan, başarılıyım diyorsan ama kendini değersiz hissediyorsan, bunun anlamı zihninin ve bedeninin bir anlaşmazlık halinde olduğudur. Öyleyse içsel durumlarını nasıl düzenleyeceğini ve değiştireceğini bilen bir kişi yeni bir varoluş biçimine geçtiğinde bu yeni varoluş biçimini onaylamış oluyor. Sadece duygusal durumuna eşit düşüncelere inanmayı ve teslim olmayı kabul edeceksin. Duygusal durumuna uygun olmayan hiçbir düşünceye inanmayı ve teslim olmayı kabul etmeyeceksin. Yani örnek olarak doktorun odasında lupus veya kanser teşhisi konduğunu öğrenen bir kişiyi düşünün. Tanı konulduğu an kişi ya üzüntü ya da korku hissedecek. Şimdi korkuyu hissetmeye başladığı anda o duygusal duruma karşılık gelen düşünceleri düşüneceklerdir. Bu düşünceler analitik zihin programlarından, otonom sinir sistemlerinden geçerek daha fazla kimyasalı bu duruma eşit hale getirecektir. Bir kişinin duygularını değiştirmesini, güçlenmiş, yenilmez hissetmesini sağlarsak, o duygu durumuna eşit olan inancı kabul etmeye ve bu düşüncelere teslim olmaya başlayacaktır. Otonom sinir sistemlerini bu varlık durumuna uygun programlayacaktır. İşte bu yüzden olumlamalar işe yaramaz. Çünkü analitik zihni asla aşamazlar. Kişi ben zenginim diye söyleyecek. Ben sevgi doluyum, mutluyum der ama uyum içinde olmayan kısmını es geçer. İçimizde yaşayan ben, o görünmez zekanın hayat veren bir varlığı var. Bu bir farkındalıktır, bu bir bilinçtir. Bu bilinç bizim varlık durumlarımızı gözlemliyor ve her zaman kim olduğumuzu onaylıyor. Yani mutsuz olmaktan gerçekten mutluysan ve kurban gibi hissediyorsan, aslında deneyimlediğin gerçekliği bu varlık durumuna eşit olarak onaylayacaktır. Yani dinlenme halinden çıktığında, ki bunu yapabilmek için dinlenme halinden çıkman gerekiyor, başka bir deyişle bu gözlemcinin her yerde olduğunu fark edeceksin. Dikkatimiz her yere dağılmış durumda ve bize sürekli ''Bana bir dakika ver, bir şeyler yapalım.'' diyor. Ama onunla birlikte anın içinde olduğunda ve içe döndüğünde, iraden onun iradesiyle uyuştuğunda, zihnin onun zihniyle uyuştuğunda, yaşam sevginiz eşleştiğinde içine doğru dönüyorsun. İstiyorum, ihtiyacım var demiyorsun. Bu polariteye dayanır. Ben diyorsun. Ben sınırsızım. Ben güçlüyüm. Ben yenilmezim. Onu gerçekten mühürlediğinizde ve o hizalanma olduğunda, tamam beni onaylıyorum. Çünkü sen benim zihnimin bir uzantısın ve ben tüm sinir devrelerini, nörokimyayı, genetiği ve hatta yaşamın ifadesini buna göre değiştirmeye başlayacağım der. Yani tıpkı birinin sizinle o anın içinde olduğunu bilmek gibi. Çünkü o kişinin dikkati tamamen üzerinizde. Plasebo 3 şeye dayanır. 1 numara şartlandırmadır. Birine bir hap veriyorsunuz ve diyelim ki mavi haplar kırmızı haplardan daha iyi çalışıyor.
İçinde belli bir ilaç var. İlacı alırsın, değişiklik acıya neden olur ya da semptomu ortadan kaldırır. Sonra tekrar tekrar bu ilacı aldığında er ya da geç aslında o mavi hapı sadece içinde şeker olan bir mavi hapla değiştirebilirler. İlacı tekrar aldığında şartlandırmayla ilişkili olarak vücut aynı kimyasalları üretmeye başlar. Uyarıcı yanıtı. O halde şartlandırmanın geçmişe dayalı olduğunu söyleyebiliriz. Beklenti plasebonun ikinci unsurudur. Yani beklenti sana bir şey söylendiğinde bir sonuç beklemeye başlamandır. Kuantum alanında yeni bir potansiyeli temsil eden hapı seçiyorsun. İnsanların belli bir yüzdesi sonucu duygusal olarak benimsemeye başlar. Bu açık niyeti yüksek bir duyguyla birleştirirsen yeni bir varoluş durumuna geçersin. Şimdi bir örnek olarak bunun olacağını tahmin etmeye başladığında bedenin aslında şimdiki anda o gelecekteki realitede yaşıyor. Vücudun bu durumu onaylayacak kimyasalları üretmeye başlar. Kimyasalların üretimini kim yapıyor? İçimizdeki ben. Çünkü o her zaman onaylıyor ya da var oluyor. Üçüncüsü anlamlar yüklemektir. Bir doktor bu hapların aslında serotonin reseptörünü artıracağını söylese, hapı aldığında doğal olarak bunu düşünmeye ve anlam yüklemeye başlayacaksın. Birine şeker hapı verip antidepresan olduklarını söylersek, bu insanların %81'i sadece düşünerek iyileşecek. Yani içinde hiçbir şey olmayan bir hap alan 5 kişiden 4'ü. Antidepresan aldıklarını söylediğimizde, bu 5 kişiden 4'ü antidepresan kullanan insanlar gibi hissedecek. Beyinlerinin geliştiğini gösteren işlevsel beyin taramalarımız mevcut. Başka bir deyişle bu sadece lafta değil, beyinlerindedir ve antidepresanı vücutları kendiliğinden üretiyorlar. Peki bunu istediğimiz var olma durumu açısından nasıl kullanabiliriz? Bu açık niyeti birleştiriyorsun. Daha net olmalısın. Bu daha iyi gelecek dedikten sonra yüksek bir duygusallık hissetmeye başlayacaksın. Geçmişte yaşamaktan yeni bir gelecekte yaşamaya geçtin. O var olma durumuna geçtiğinde o zeka sana istediğini vermiş olacak. Kim olduğunu yansıtmak için kimyanı düzenleyecektir. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğen düğmesine basmayı, abone olup zile tıklamayı unutmayın. Düşünce, deneyim ve önerilerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekanız organik olsun.